Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da de sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle arkadaşlar bir borsa tarafına ciddi bir operasyon ve ABD tarafının tutuklamasıyla alakalı konuşacağız ki e, olay üzerine piyasadaki e, çok fazla borsa ve siyosu CZ dair e, bunların içerisinde. Şöyle derin bir e, yutkunma sesi gelmiştir hepinizin kulaklarına zaten. Tabi burada e, durumlar hep aynı değil yani her borsa bu tarz işler yapmıyor. Ancak ABD tarafının ne kadar ileri gidebileceğini pek çok kişi gördü. Kaldı ki ben bu hareketi tamamen bakın tamamen neredeyse Binance'a bir güç gösterisi olarak değerlendiriyorum. Son dakika ABD kripto para tutuklaması 400 milyon dolar bakalım. Kripto para endüstrisi blockchain tabanlı yeni bir internet çağına kapı aralıyor ve buradaki herkes iyi niyetli değil. Hala hazırda 20 binin üstünde kripto para var. Bunların ya şu bakın bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şurada iki tane cümle var ya. Şunun üzerine sadece şu ikisinin üzerine saatlerce konuşmak lazım geliyor aslında. Gerçi konuştuğumun toplamı da saatlerce eder bunların ikisini ama. Birincisi evet hepsi iyi niyetli değil. O yüzden arkadaşlar böyle çok yüksek getiriler vaadeden borsalarda oynamamak lazım. Ee, çok popüler olmayan, tamam mı? Borsalarda oynamamak lazım. Üzerinden ciddi hacim dönmeyen borsalarda oynamamak lazım. Ee, bununla ya beraberinde çok rankı yüksek olmayan, piyasada bilinmeyen, bol sıfırlı vesairedi, carttı, curtttı böyle alt bulunmamak e, gerekecektir arkadaşlar. Piyasada ne kadar bilinen kripto paralara oynarsanız bu o kadar iyi olacaktır tamam mı? White paper'ını okumanız gerekecektir, okumanız icap edecektir. Nereden? Tabii ki burada white paper'ı bakınız bulunuyor. Şöyle bak white paper direkt. Bitcoin'in white paper'ı mesela. Girip okuyunuz arkadaşlar, ekiplerini araştırınız tamam mı? Öyle küçük çok fazla getiri vaat eden... E, yerlerde, yerlerde altcoinlerde bulunmayınız, alım yapmayınız. Tamam bunu bir kere söylemek lazım. Bir diğer durum tabii ki piyasada çok fazla şey var. Eee iyi niyetli insan çok azdır. E, yani bundan dolayı swap'lerde de çok durmamak gerekecektir. Zira buralarda hacking vakaları da fazla olur. Bunların önemli bir kısmı hiçbir işe yaramayan ve sadece ölmek için vaktini bekleyen altcoinlerdir. Evet çok doğru. ...tüm bunlara ek olarak sadece insanları dolandırmak için kripto paraları kılıf olarak kullananlar da var. E şunu söyleyeyim, burada ne zaman bunların ölümü gerçekleşiyor aslında? Ekseriyetle boğa sezonunda daha çok ölümü gerçekleşir. Çünkü piyasaya belli bir miktar para girer, daha doğrusu ciddi bir miktar para girer. E fakat bunlara bir para girişi gözlemlenmediği zaman... E, içerideki yatırımcıyı da iyice kaybederler. O yatırımcı da farklı altcoin'lere mevcut yükselen trenddeki altcoin'lere yöneldiği zaman arkadaşlar e, bu coin'lerden de çıkışlar olur ve e, ömürleri biter. Bu şekilde bir durum vardır. Şimdi e, OneCoin tutuklaması. OneCoin'i büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Piyasa içerisinde oldukça bilinen bir kripto paradır arkadaşlar. Kripto paradır diyorum ya borsadır. OneCoin tutuklaması. ABD Adalet Bakanlığı 19.00'da OneCoin dolandırıcılık organizasyonuyla alakalı Bulgar vatandaşı Irina Dilkinska'nın iade edildiğini açıkladı. Bulgaristan tarafından yapılan ise Irina'nın organizasyondaki rolü nedeniyleydi. Dünya çapında milyonlarca mağdurun oluşmasına neden olan Coinman organizasyonu, Coinman diyorum ya, OneCoin organizasyonu ABD cephesinde halen soruşturuluyor. Bu arada CoinOne diye de bir borsa vardı o yüzden. ABD savcısı Damien Williams konuyla alakalı şunları söyledi. OneCoin, kripto para piramit şemasının sözde hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini gerçekleştirdi ve iddiaya göre OneCoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamasını sağladı. Dilkinska, milyonlarca mağduru ve milyarlarca dolar zararı olan geniş kapsamlı bir planın sürdürülmesine yardımcı oldu ve şimdi iddia edilen suçlar için adaletle yüzleşecek diyor. Ee, şöyle bir durum var mesela piyasada tabii ki çok fazla bilinir Ponzi şeması arkadaşlar. İçeride bir para çevirir ee, sanki bu yatırımcılar kazanıyormuşçasına kazanıyorum zanneder ama aslında kazanmıyordur. Tam anlamıyla bir Ponzi şeması, Ponzi piramidi dediğimiz. Yani öyle bir süreç işler ki burada. Ondan alır ona verir, ondan alır ona verir, ondan alır. Yani benden alır Ahmet'e verir, Ahmet'ten alır Mehmet'e verir, Mehmet'ten alır Fatma'ya verir. Sanki herkes bir vakti geldiğinde kazanıyormuş gibi olur ama sadece içerideki parayı döndürüyordur o adam. 100 birim para var, başka bir şey girdiği de yok. Onu döndürüyor. E tabi insanlar görüyor, talep ediyor. İçeri para giriyor, 200 oluyor. Bu sefer 200'ü döndürmeye çalışıyor. Halbuki adam bir şey yapmıyor aslında. Sadece içerideki parayı millete dağıtıyor. Anlatabiliyor muyum? İçerideki parayı döndürüyor. Sona kalan tabiri caizse dona kalıyor. En son işte bu şekilde bir piramit oluşturuyorlar ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Genel anlatısı budur. ve bunun üzerine de çok aslında uzun uzun normalde konuşulabilir. FBI direktör yardımcısı Michel Driscoll şunları söyledi. Bugün açıklanan suçlamalarda iddia edilen üzere Dilkinska sözde OneCoin'in hukuk ve uyum başkanı iken suç ortağı Mark Scott'ın OneCoin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon dolar aklamasına yardımcı olmuştur. Dahası Scott'ın tutuklandığı öğrenildiğinde suçlayıcı belgeleri imha etmiş ve başka bir suç ortağına suçlayıcı mesajlar göndermiştir. Bugün açıklanan eylemlerin de gösterdiği gibi FBI, Dilkinska gibi dolandırıcı olduğu iddia edilen kişileri adalete teslim etme konusunda kararlılığını sürdürecektir. Bu arada OneCoin öyle e, az buçuk değildir. OneCoin arkadaşlar piyasada epey olan, aynı zamanda hacmi de az buçuk olmayan bir borsadır. He. Onu da söyleyeyim. OneCoin o kadar küçük bir borsa değildir. Yani buradan bu kadar insan bir şey anlamalı diye düşünüyorum. Piyasada gerçekten... E, bu tür olaylar var. Zaten FTX çöküşü ayrı bir e, meseleyken şu anda OneCoin gibi bir borsanın doğrudan ponzi şeması çevirdiği iddiasıyla karşı karşıyayız ve adamlar tutuklanmış. Yani bundan ilerisi var mı? Adamları tutukluyorlar arkadaşlar. Çok e, normalde enteresan bir şey yani. IRCCI e, sorumlu özel ajanı Thomas Fatorisos ise şunları söyledi. Irina Dilkinska'ya yönelik suçlamalar, federal ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızın olağanüstü soruşturma çalışmalarının bir sonucudur. Dolandırıcılık suçu işleyenler bugün IRC ceza soruşturmasının nerede olurlarsa olsunlar onları sorumlu tutmaya kararlı olduğunu bildirmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım OneCoin dolandırıcılığı. Dilkinska OneCoin'in sözde hukuk ve uyum başkanıydı. Ancak OneCoin'in yasalara uymasını sağlamak yerine OneCoin gelirlerini aklamak ve Ignatova'ya ait mülkleri tutmak için paravan şirketlerin kurulmasına ve yöneltmesine yardımcı oldu. İşte burada sıkıntı başlıyor. Mesela bu akıllara neyi getiriyor? Wall Street Journal'ın TTR e yapmış olduğu itam değil mi? TTR yapmış olduğu itam da buna yönelikti Wall Street Journal'ın ki bu tamamen yanlış ve fut haberdi onu da söyleyeyim. Devamında tabii araştırmalar, soruşturmalar oldu ama tabiri caizse bir cacık çıkmadı yani işin içinden. TTR dedi ki paravan şirketler oluşturuyorsunuz, işte e, gölge banka hesapları oluşturuyorsunuz vesaire vesaire. Örneğin 2016 ve 2017 yıllarında Dilkinska önde gelen bir uluslararası hukuk firmasının eski sermaye ortağı olan suç ortağı Mark Scott'ın Scott tarafından işletilen bir dizi sahte Kayman Adaları yatırım fonu aracılığıyla OneCoin gelirlerinden yaklaşık 400 milyon dolar aklamasına yardımcı olmuştur. Evet. OneCoin kayıtları yalnızca 2014'ün 4. çeyreği ile 2016'nın 4. çeyreği arasında OneCoin'in 4 milyar euro satış geliri elde ettiğini ve 2.7 milyar euro kar elde ettiğini göstermektedir. Dava, ofisin karmaşık dolandırıcılıklar ve siber suçlar birimi tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda bu tecrübe gelecekteki kripto soruşturmaları için de FBI, IRC ve Adalet Bakanlığı'na katkı sağlıyor. Tabi emsalleri açısından arkadaşlar biliyorsunuz iştah sağladığı için burada ilerleyen vakitlerde neyin ne olacağı belli olacak. Özellikle bu gibi olaylar arkadaşlar bu gibi meseleler ilerleyen vakitlerde görünüz seç tarafından binans üzerinde kullanılacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.